Herkese merhaba. Bugün Ankara'daki stüdyomuzda konuğumuz Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili, aynı zamanda HDP'nin Ankara 1. Bölge 1. Sıra adayı, milletvekili adayı Sayın Filiz Keresteceoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim, başarılar dilerim ayrıca yeni stüdyomuzda. Evet, ilk yayınımızı sizle yapıyoruz. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için davetimizi. Efendim ilk sorumuz hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul İl Teşkilatı'nda yaptığı o konuşma bir izleyicinin paylaştığı video ile sosyal medya sayesinde tüm Türkiye'ye yayıldı. Evet. Erdoğan o konuşmada doğrudan HDP'yi hedef alan açıklamalar yapıyor. Bunu dışarıda konuşmam ama burada söylüyorum, özellikle sandık müşahitlerinin oraya erken gitmesi çok önemli. Seçimi orada kazanacağız türü ifadeler var. Nasıl buldunuz bu açıklamalarını? Sadece sandık görevlilerine oraya erken gitmeniz lazım demiyor. Aynı zamanda HDP üzerinde çalışın diyor, markajı alın diyor. Yani bizim bildiğimiz kendi kafasında olan şeyleri orada kendi teşkilatında açık olarak söylüyor ve paylaşıyor. Yani HDP'yi sandığa gömün açıklamasını zaten çok alenen açıktan yapmıştı. Orada söylediği şey de biraz daha ince çalışma aslında. Bu tabii çok tehlikeli bir şey. Gerçekten bir cumhurbaşkanının, hani cumhur lafı belki unutulmuştur ama bütün halkı kapsayan bir şeydir. Zaten parti başkanı olarak orada olması yanlış bir şeydi ve biz bunu defalarca ifade etmiştik, partili cumhurbaşkanı olmaz diye. Ama şimdi bunun işte yansımalarını görüyoruz. Yani bir cumhurbaşkanı partili olduğu zaman bütün insanları, bütün yurttaşları kapsayamaz. Erdoğan zaten hiçbir zaman böyle bir kişilik olmadı. O değişiklik sistemde olmadan önce de olmadı. O zaman da sürekli insanları ötekileştiren, hep birbirine kutuplaştıran bir yapıya sahipti. Şimdi de bizim üzerimizde oynamak istiyor. Çünkü şunu çok iyi biliyor, bizim baraj altında kalmamız 70-80 milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi demek. Bunu aslında geniş halk kitleleri de artık anlamaya başladı ve bu konuda duyarlılık geliştirmeye başladı. Bunun nasıl bir haksızlık olduğu, o dünkü konuşmasıyla da nasıl bir niyet içerisinde olduğu dünkü konuşmasıyla da ortaya çıktı. Yani HDP üzerinde çalışın ne demek? Ama ben ne demek efendim, özür diliyorum. Ne demek gerçekten? Bire yani baraj altında bırakmak diyor. İçin evet, baraj altında bırakmak için her şeyi yapın. Belki orada her türlü hileyi, kumpası yapın. Belki kalkın insanları sokmamaya çalışın gibi çeşitli varyasyonları olabilir bunun. Yani başka çeşitlemeler de mümkün. Ama aynı zamanda şu da olabilir. İnsanlar üzerinde bir korku yayma çabası ve isteği de olabilir. Buna karşı da uyanık olmak gerekiyor. Yani biz her zaman her yerde söylüyoruz. Bütün ülkelerin bir demokrasi tarihi var. Bizim ülkemizin de var ve olacak. Daha iyi bir demokrasi olacak bu ülkenin. Hiç kimse yenilmez değil. Kesinlikle yenilir ve kendi gücümüze inanmamız gerekiyor. Yani seçimler yaklaşırken göreceksiniz, daha önceki seçimlerde de oldu, çok sayıda rivayet yayılacak. İşte aman pusulayı böyle kapıyorsanız tersine şöyle oluyor, altına bunu koyuyorsanız böyle oluyor falan gibi. Ben tüm yurttaşlara bu anlamda seslenmek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, gerçekten o korkuyu yenebiliriz biz. Biz çok daha fazla cesaretliyiz. Bu cesaret bulaşıcıdır. Dediğim gibi kimse yenilmez değil, sadece oyumuzu kullanacağız, sandıklarımıza sahip çıkacağız. Bunun için çok iyi örgütlenmeler var, işte Adil Seçim platformu var, avukatların örgütlenmesi var, farklı platformlar var. Dün sanatçıların videolarını izledik, herkesi sandık peşine çağıran insanlar ciddi bir çaba içerisinde. Bu bir inişin göstergesi, bu bir acziyetin ve çaresizliğin göstergesi aynı zamanda. Yani kendi yaptıklarıyla 16 yıl iktidarda kalmış ve kendi yaptıklarıyla
oy almaya aday olmayan bir iktidar, hala şu anda muhalefetmiş gibi vaatlerde üstelik bulunan bir iktidar muhalefetin de yerine geçerek, şimdi HDP'yi, kendisinin en büyük aslında rakibi olan partiyi baraj altında bırakarak ancak yoluna devam edebileceğini bildiği için bunun acziyeti ve aslında korkusu içerisinde. Bir de meydanlardan söylediği, aslında herkesin, dinleyenlerin, aklı başında herkesin dehşete düşmesine sebep olan bir açıklaması daha oldu. Bir idam hatırlatması oldu. Evet. Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Selahattin Demirtaş'ı hedef göstererek. Yani bu açıklama, yani bundan sonra ikinci tura kalırsa ortamın daha da kızışacağı ve sadece bunun söylemde kalmayacağı, işte 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşadığımız o toplumu korkuyla rehin alma sürecinin benzerinin yaşanabileceğine dair toplumda ciddi bir endişe var. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir? Merak ediyorum. Yani insanlar size ne diyorlar, seçmen? Hani böyle bir korkularından bahsediyorlar mı? Tabii ki bahsedenler oluyor. Yani bir yandan gerçekten biz çok zorluklar yaşamış bir partiyiz. Yani özellikle son 3 yıl içerisinde gerçekten hani yaşadığımız zorluklar akıl alır şeyler değil. Bunun direnci de var aynı zamanda. Yani kendi seçmenlerimizde özellikle bunu söyleyebilirim. Ve bir değişim isteği aslında, bir huzur, bir barış, bir demokrasi isteği var. Bu bütün Türkiye'ye kapsayan bir şey. Ben AKP seçmeninin de mutsuz olduğunu düşünüyorum. Yani bu kalkıp da sadece bizim seçmenimize özgü bir şey değil. Orada onların da bir mutsuzluğu var baktığımız zaman. Yani çünkü bir demokrasi krizi var, KHK'larla ihraç edilenler var, işte 15 Temmuz darbe girişimi deyip kendileri siyasi olarak hiç kimse yargılanmazken orada harp okulu öğrencilerinden işte sadece bankaya para yatıranlarına kadar kadınlı bebekli insanlar var yargılanan. Yani bütün bunlara baktığımızda bütün bir toplumun aslında bir öfke siyasetinden daralmış olduğunu ve huzur aradığını görüyoruz. O yüzden ben söylediğiniz şeye de yine itibar etmemek gerektiğini düşünüyorum. Başka bir çıkış var mı Özlem Hanım? Yani ne olacak? Başka bir çıkış var mı? Yani biz umutlu olmazsak, biz aynı korkuyu yayarsak, onun yapmak istediğini zaten biz büyütürsek ne olacak? Ne kazanmış olacağız biz buradan? Ya da kaybedeceğimiz ne olacak? Milletvekilliği mi? Yani milletvekilliği bizim hiç kaybetmekten çekineceğimiz bir şey değil. Bizim kaybetmekten çekineceğimiz şey ülkenin daraltılmış da olsa demokrasisi ve geleceği. Zaten biz HDP'ye bir oy, HDP'ye bir oy Demirtaş'a derken aslında bunun için oy istiyoruz. Yani o 70 milletvekili oraya gider derken sadece HDP barajları geçsin diye değil, bu ülke geleceğine biraz bir adım atsın ve kavuşsun diye bunu söylüyoruz. O yüzden o aralıkta da ne olursa olsun yalanla yürüten şu anda bir iktidar var. Gittiği her yerde saçmalamaya başladı. Yani çünkü yerler karışıyor, sözler karışıyor. Kobane ile ilgili sürekli Sayın Demirtaş'ı kriminalize etmeye çalışıyor. Kobane olayları 2014'te olmuş, bizler 2015'te seçilmişiz. O kalkıyor diyor ki 2015'ten sonra çağrı yaptılar, insanları sokağa çağırdılar. Ama şu anda görünür olabildiğimiz bir medya, ancak sizler gibi daha özgür basın dışında olmadığı için buna hala inanan insanlar var. İnandırmayı belki başarıyor. Ama şuna insanlar artık inanmıyorlar. Bu demokrasi krizi, ekonomik krizi tetikliyor. Ve insanlar artık ceplerinden çıkana da bakmaya başladılar. Ve görüyorlar ki bu iktidar kendilerine öyle bir gelecek sunmuyor. Peki son olarak merak ediyorum. Sokağın nabzını en iyi aslında siz tutuyorsunuz. Çünkü bizim kadar geziyorsunuz. Biz de gazeteci olarak geziyoruz. Evet. Merak ediyorum, seçmen ne diyor? Yani HDP'li olmayan seçmenin size gelip hani neler söylediğini gerçekten merak ediyoruz. Bizden olmayan seçmen de ortada bir haksızlık olduğunu görüyor. Barajın sadece HDP için olduğunu görüyor. Yani bu bir gerçeklik. Keşke olmasa ve hakikaten bizim dışımızda da bütün partiler temsil edilebilse. O nedenle öyle bir sempatiyle bakıyorlar. Yani bütün bu kriminalize etme çabalarına rağmen aslında
Belki de hatırlar mısınız hani gezi zamanı batıdaki seçmenin ya demek ki bölgede neler yapıyorlarmış dediği bir zaman vardı. Belki de bu 3 yılda aslında HDP'ye neler yapıldı ve nasıl kriminalize edilmeye çalışıldı, nasıl görünmez kılındı, HDP görmez bir medya oldu ve sadece onun hakkında konuşanlar oldu. Bunları görmeye başladılar diye düşünüyorum. Meclisteki mücadelemizi de gördüklerini, en azından Meclis TV'de izleyenler veya işte bunun yansımalarını görenler kadar olduğunu, kadınların önemli bir güç olduğunu, bizlerin ne kadar kadın temsiliyetine önem verdiğimizi, genç temsiliyetine önem verdiğimizi gördüklerini düşünüyorum. Alevi yurttaşlarımızın da özellikle bu dönem daha farklı baktıklarını, belki kendi temsilcileri anlamında bazı milletvekillerinde de azalma olması, bizde Alevi milletvekili adaylarının ve o anlamda daha bir kapsayıcılığın olması anlamında belki farklı bakabildiklerini düşünüyorum aslında. Yayına katıldığınız mütedeyyin seçmenler de tabii. Buyurun. Yani onlar da aslında gerçekten şunu görüyorlar, yani işte o son dönemde hepimizin gözü önünde paylaşılan mavi şeritlerle çevrilmiş iftar sofrasını gördüklerinde herhalde bunun bu tür bir Müslümanlığın nasıl paylaşımdan uzak, nasıl israf ve nasıl aslında şaşayla donanmış olduğunu ve bunun karşısında da yeryüzü sofralarının ve daha paylaşımcı bir inancın aslında öne geçtiğini, bunu kendi mütedeyyin seçmenimizde ve vekillerimizin sözlerinde de karşılığının olduğunu görüyorlar diye düşünüyorum. İsterseniz en son olarak da HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Selahattin Demirtaş'la bir mesajla bitirelim. Çünkü kendisi cezaevinde. Evet. Hakkında herhangi bir hüküm yokken, masumiyet karinesi varken ama hala kriminalize edilen bir yerde duruyor ve Cumhurbaşkanı tarafından her gün hedef alınıyor. Ama ona rağmen de Kettle aracılığıyla tweet atmaya devam ediyor. Devam ediyor. Selahattin Demirtaş çok güçlü sözü ve kişiliği olan bir Cumhurbaşkanı adayı. Her zaman toplumun çok fazla kesiminde karşılık bulan bir lider. Bunu 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de görmüştük. Kendi annemde de görmüştüm. O zaman ben daha HDP adaylığı vesaire söz konusu değilken ben gittim ona oy verdim biliyor musun diyerek başka partiye oy veren bir kadın olarak bunu yapmıştı hiç konuşmadan. Onun gibi çok sayıda insanı etkileyen bir kişi. Aslında insanlar bunu anlıyorlar. Onun geleceği var ve daha da olacak. Bu anda bile cezaevinden sözünü yetiştirmeyi başaran bir insan ve doğru sözü olan bir insan Selahattin Demirtaş. Bence herkes de bunu görüyor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Size çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sizin de yolunuz açık olsun yeni çok stüdyomuzda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Gazete Duvarı'da yayınımızın konuğu Sayın Filiz Kerestecioğlu'ydu. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili, aynı zamanda Ankara 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı. Herkese bizi izlediği için teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.